mevsim bahara doğru geliyor. Alerjik hastalarımızın sayısı artıyor. Gerçi bu iklim krizinden dolayı bu sene çok daha fazla alerjik reaksiyon görüyoruz. Şimdi bizim burnumuzun içerisinde konkalar var. Alt burun etleri, orta burun etleri. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar havayı süzüyor, havayı ısıtıyor, havayı nemlendiriyor, akciğerlere sağlıklı havanın gitmesini sağlıyor. Yani biz nefes aldığımızda bizim konkalarımız, burun etlerimiz ve burun mukozamız bir süzgeç görevi görüyor. Tamamen bir mühendislik aslında. Bunu yaparken ne yapıyor? Konkalar bir yüzey alanı oluşturuyor ve bir salgı yapıyor. Yani aynı böyle klimadaki mantık gibi. Benim burnum bunu yaparken bir birim salgı yapıyor. Sizin burnunuz bunu yaparken 3 birim, 5 birim salgı yapıyor. İşte buna biz alerjik rinit diyoruz, vazomotor rinit diyoruz. Aslında bu bir aşırı duyarlılık hali. Yani sizin burnunuz sadece çiçek, toz, böcek değil. Hava değişikliği, ortam değişikliği, ısı değişikliği, nem değişikliğinden hepsinden etkileniyor. Bu yüzden sizin gibi hastalara sadece deviasyon ameliyatı yapsak bile yine sıkıntılarınız olacak. Dolayısıyla sizin gibi hastaların çok ciddi bir burun eğriliği problemi olmadığı sürece ameliyat olmasına gerek yok. Ne yapıyoruz? Tabii ki alerjik ilaçlar, spreyler kullanmanız gerekecek hayatınızın her döneminde, dönem dönem. Ama radyofrekansla kilometreyi sıfırlıyoruz. İlaçları kullanıyorsunuz. Yine sıkıntı olduğunda yine sıfırlıyoruz. Ameliyat olsanız dahi, deviasyon cerrahisi geçirseniz dahi, dönem dönem etrafınızda sıkıntıları tekrar etmiş olan hastaların en büyük şikayeti bu aslında. Hani diyorlar ya halk arasında, ya ben ameliyat oldum tekrar ettim. Aslında tekrar eden kıkırdağın tekrar yamulması değil, kıkırdağın eğrilmesi değil, burnunda cerrahi sonrasında ciddi bir deformite olmadığı sürece deviasyonun tekrar etmesini beklemiyoruz. Aslında burada tekrar eden şey o konkaların, burun etlerine vermiş olduğu reaksiyon. Peki neden o burun etlerini almıyoruz? Burun etlerini alırsak burnun ölür. Yani onları almak gibi bir tedavi yöntemi de yok. Çünkü bu bir geniz eti değil. Bu konkalar, burun etleri. Yastığın bakın başınızı arkaya. Konkaların alerjik olduğunu nasıl görüyoruz? İşte böyle görüyoruz. Bakın. İnanılmaz derece soluk renkli, beyaz soluk renk ve üzerindeki sekresyon artışını görüyorsunuz. Ve hastamızın burnuna baktığımızda da gerçekten ciddi bir deviasyonu, burnunda eğriliği yok. Tam dört dörtlük radyofrekans için uygun hasta grubundansınız.